Mahmut, köyde herkes uyudu mu emin misin? Evet patron, herkes uyuyor, görmüyor musun? Bana çabuk Hacker Mahmut'u çağırın. Hacker Mahmut mu? Hacker Mahmut mu? Hacker Mahmut niye şaşırıyorsun? Gidip çağırsanız da la. Birazdan burada olur patron. Geliyor işte orada. Başkanım, canım başkanım, siz çağırırsınız da ben gelmez miyim? Demek geldin. Evet, ne yapmam gerekiyor? Görmüş olduğum bu köyü büyük bir hapishaneye çevireceğim. Bu köyden kimse dışarıya çıkamayacak. Başkanım ama şimdi ben onu nasıl yapayım? Şu elmasları vermeyi unutmuş. Canım başkanım, merak etmeyin, hemen hallederim ben bunu. Unutma, kimse çıkamayacak. Şimdi köyün içine bir sistem kurmam gerekiyor. Ondan sonra bu köyden dışarı çıkanın işi bitecek. Merak etmeyin, her şeyi ayarlıyorum. Şurada vadideki yang botunu kapat. Köyün içine kurduğum sistem sayesinde köyü kırmızı dairenin içine alacağım. Hiç merak etmeyin. Bakın şimdi çalıştırıyorum. Çalıştıralım. Gördünüz mü? Bu çizginin dışına çıkan herkesin işi bitecek. Pencereden gözüme ışık süzüyor. Sabah mı oldu yoksa? Sabah olmuş, sonum geldi. Galiba ben uyurken daha bir mutluyum. Uyanınca başıma gelmeye kalmıyor. Acaba ben durmadan uyusam mı? Olmaz. Kalkacağım ve savaşacağım. Ne savaşı la? Neyse ki bugün tehlikeli bir şey gözükmüyor. Galiba önemli bir şey değil. Çıkalım. Burada da var. Oradaki köylere ne oldu? Koyun etrafını kırmızı çizgiyle çizmişler. Çizgi mi? Kim yaptı bunu? Bu ne demek oluyor? Bizi bu çizgilerle durdurabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Hamburger dükkanım için iç köfte malzemesi almaya gideceğim. Benim çıkmam gerekiyor. Bak. Bu köylere ne oldu? Köyden dışarıya çıkmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Geçirmeyeyim. Niye? Bu çizgiyi geçtiğiniz anda işiniz biter. İşim biter mi? Yalancı, şaka. Başkan köyü büyük bir hapishaneye çevirdi. Bundan sonra bu köyün içinde yaşayacaksınız. Dışarı çıkmaya çalışanların sonu böyle olur. Tamamen daire içine almışlar. Büyük bir hapishaneye çevirmişler köyü. Doğru, hapishane demek sadece dört tarafı duvarla kapalı bir yer demek değil. Bazen koca bir şehirde gayet de hapishane olabilir. Demek köyü hapishaneye çevirdi. Bu çizgiyi geçince işimiz bitiyormuş. Öyle bir şey olgusal olarak mümkün değil ki. Ben buna anca gülerim. Gelin Mahmut. Bu çizgiyi geçen patlıyormuş. Öyle şey olur mu Mahmut? Sen inanıyor musun? Mahmut, hiç inanasım gelmiyor la. Durun, yine de denemeyin. Baksanıza şu köylülere. Onlar sahte, onlar gerçek değil ki. Değil mi? Sen nereden biliyorsun? Merak etmeyin, bu işi halledeceğim. Silahlarım. Silah dükkanımdaki silahları almışlar. Hepsini de almışlar. Şu kalmış. De kask. Silahları almışlar. Mahmut, göreceksiniz ki bu çizgiyi geçeceğim. Ve hiçbir şey olmayacak. Ben buna garantörüm. Garantör müsün? Mahmut, sen geçersen ben de geçerim. Siz Mahmut'a güvenmiyor musunuz? Ben Mahmut'a canı gönülden güveniyorum. Güveniyor musun? O kadar çok güvenmeyin la. İzleyin de görün. Geçiyorum şimdi. Benden sonra siz de geçin Mahmut, tamam mı? Bakın, bir şey oldu mu? Olmadı. Gördünüz mü? Durun, yapmayın. Olamaz. Sen çabuk bu tarafa geç. Köylülerin işi bitti. Size söylemiştik. Acımasız vicdansızlar, bunu nasıl yaparsınız? Buldum, kürekle alttan eşeceğim. Bana bulaşmakta büyük bir hata yaptınız. İşinizi bitireceğim. Dedemin tabancasını da alacağım. Alın şuradan. Ama bunun da mermisi çok az. Dikkatli kullanmak zorundayım. Bu kırmızı çizgiyi kapatmanın bir yolu olmalı. Yoksa bu köyün içinde hapis oldu. Görüyor musunuz? Beni hapse atamadığı için benim yaşadığım yeri hapishaneye çevirdi. Şimdi hazırsanız çukur kazarak kurtulacağım. Dışarı çıktıktan sonra da bunların içi kaç kişiler? Güzel, tam 6 kişiler. Iskalamazsam bunların işini bitirebilirim. Bakalım çıkış var mı? Kasalım şöyle. Bu ne? Olamaz. Kırmızı çizginin sonu yok. Her şeyi planlamışlar. Kerizden beklemezdim. Bu kırmızı çizgiyi kapatmanın bir yolunu bulacağım. Benim bu köyden dışarıya çıkmam gerekiyor. Dükkanım için malzemeler alacağım. Marul, domates, hamburger, köftesin iç malzemeleri. Ne oluyor burada? Tarlamdaki havuçları kim yedi? Ben yedim. Sen mi yedin? Evlerdeki bütün yiyeceklerimiz bitti. Bitti mi? Ben ne yiyeceğim şimdi? Açlıktan ölse miydik? Tohumları getirin, hemen ekelim şu tarlayı. Tohum mu? Tohum yok ki. Yok mu? Köydeki hayvanlarla beslenebiliriz. Bu köyde hayvancılık yok ki. Yok mu? Hepimiz açlıktan öleceğiz, şu köyün haline bak. Tamamen dışa bağımlı hale gelmiş, görüyor musunuz? Şu köyün içinde ürettiğimiz hiçbir şey yok. Kırmızı çizgide bir açık arayacağım. Yükselelim şuradan. Köyde yiyecek hiçbir şey kalmadı. Görüyor musunuz şu köyün halini? Bakalım.
Her tarafı da kapatmışlar. Hiç merak etmeyin, bu kırmızı çizgiyi kapatacağım. İnelim şuradan. Karnım da çok acıktı. Sizde yiyecek bir şey var mı? Köylülerin karnı çok acıktı. Yiyecek bir şeyler var mı? Hiç merak etmeyin. Başkanımız sizin için yapay etler üretiyor. Yapay et mi? Mahmut, ben öyle şeyler yemem ha. Duydunuz mu? Helal olsun. Herkes sakin olsun. Sizi hepinizi köyden kurtarıyorum. Profesör Mahmut, hepinizi kurtarmaya geldik. Gel bakalım Mahmut buraya. Mahmut mu? Görmüş olduğunuz gibi Mahmut'un ayağına taktığım tahtalar sayesinde Mahmut yüksekte duruyor. Böylece çizgiyi geçse bile hiçbir şey yok. Mahmut geç de görsünler oğlum. Tamam profesör. Bence geçmesin. Şimdi izleyin. Mahmut'a hiçbir şey olmayacak. Emin misin? Olamaz. Mahmut patladı. Patladı mı? Nasıl oldu la o? Ya Mahmut görme, adam patlattı lan. Ekeriz profesörüm diyor bir de la. Siz... Benle dalga mı geçiyorsunuz? La Mahmut, adamın ayağına çubuğu bağlamış da havada yürütüyor, onu geçirdi, patlattı la. Mahmut, bir adam King'e profesör diyor, beni gül gül öldürüyor la. Siz benimle nasıl dalga geçersiniz? Hepinizin de işini bitireceğim. Mahmut çetesini kuruyorum. Mahmut çetesi mi? Durun gülmeyin. Mahmut çetesine herkes davetlidir. Bir saniye sakin ol. Mahmut çetesi, herkesin işini bitireceğim. Adam çok sinirlendi. Gülmesenize. Gülme diyor Mahmut. Nasıl tutayım kendimi la? Böyle kerizlik olabilir mi Mahmut? Adam sizin yüzünüzden Mahmut çetesi falan kuracağım diyor. Korkma, o bir şey kuramaz da, o donunu zor çeker. Emin misiniz? Mahmut adam ayağına çubuğu bağlamış. O dedi ki sana çizgiyi geçmiş ol. Şimdi köylü sayısını azaltmak için köyün içerisine silahlar bırakacağız. O silahlarla birbirinizi temizleyin. O silahı benim almam gerekiyor. Bunları indireceğim. Geliyor orada. Kaç tane silah koydular acaba? Şimdi de birbirimizle savaştıracaklar. Görüyor musunuz? Sakın savaşmayın, tamam mı? Alalım şunları. Olamaz, silahlar birileri alıyor. Kim alıyor ki? Mahmut çetesi. Mahmut çetesi mi? Bunlar mı? Durun sakin olun. Ateş ediyorlar. Adam gerçekten Mahmut çetesini kurmuş, gördünüz mü? Şunlara bak, hemen savaşmaya başladılar, görüyor musunuz? Şunların silahlarını alacağım. Gelin buraya. Alalım şunları. Gelin buraya. Bayağı da çeteyi eleman alabilmiş. Sen ne al? Bir tane vursanız içim acımaz. Acaba görüyor musun? Yağmur gibi mermi yayı, bir tanesi değmiyor. Niye? Hedef almayı bilmiyorlar. Tamamdır. Mahmut çetesinden böylece kurtulmuş bulunuyoruz. Tamamdır. Dolduralım şunu da. Hazırsanız bu metal dedektörü sayesinde bunların sistem odasını bulacağım. Kesin köyün içerisinde. Köyde dolaşıp bulacağım. Burada sinyal çekmiyor. Alın. Sinyal gelmeye başladı. İyice artıyor. Burada. Altımda demir var. Hazırsanız aşağıya doğru ineceğim. Kıralım önce şunu. Tamamdır. Burası. Sonunda kurtuluyorum bu köyden. İnelim. İşte burada. Demek odayı buraya kurdunuz. Şunu görüyor musunuz? Daireyi şimdi hazırsanız kapatacağım. Ondan sonra da bu adamların işini bitireceğim. Şimdi nasıl kapatacağız bunu? Şuna bakın. Önce şunu kapatalım. Ofa alalım şunu. Tamamdır. Şu boruyu da kıralım. Şu boruyu da kıralım. Bilgisayarı da kıracağım. Şunları kapatacağım. Tamamdır. Bakalım işe yarayacak mı? Şu haritayı şuradan alacağım. Alalım. Şuna bakın, düzeldi. Hemen yukarıya çıkacağım. Çıkalım şuradan. Galiba her şey düzeldi. Görüyor musunuz? Çizgi gitti. Kırmızı çizgiyi kapatmayı başardım. Şimdi sıra şu adamlarda. Yanlış köye bulaştınız. Oradalar. Gidelim hemen. Mahmut, bu çizgiye ne oldu la? Kimse dışarıya çıkmasın. Demek kimse dışarıya çıkmasın. Şöyle yapıp dışarıya çıkarsam ne olur? Böyle. Girsene içeriye la. Olur, tamam, girerim. Önce sen şunu tutar mısın? Neyi? Şu mermiyi. Gelin buraya. Sadece bu kadar mı? Polisler geliyor. Evet, bugün suçlu başkan köyü daire içine aldı. Metal dedektörü sayesinde köydeki sistem odasını bulup çizgiyi kapattım. Eğer bugün köyü kurtarışım ve suçlardan aldığım intikam sevdiyseniz yorumlara bir yazın. Eğer o suçlu başkan ve adamlarını kırmızı dairenin içine alıp daireden son çıkan kazanır oynatmamı istiyorsanız yorumlara iki yazın. Umarım video size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay. Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.